Merhaba arkadaşlar. Zayıf arının yanındayım. Arının polen getirip getirmediğine bakıyorum. Yolda gelirken zaman zaman mor çiçeklerden ve mor pamucaklardan biraz polen geldiğini gözlemledim. Arının çalıştığını gözlemledim. Evet. Sarı çiçeklerden çok az. Evet, sarı çiçeklerden çok az bir polen gelişi var. Evet. Sarı çiçeklerden çok az polen gelişi var. O an at tepsisine bakıyorum. Ne halinde diye. Evet. Alt tepsinin sağ tarafına bir çalışma var. Ve ortadaki bunlarda biraz hareket var. Onun haricinde evet. İçinde kalan mum kurtlarını aşağı atmış. Bir kısmını var mı diye var gördüm. Başka bakayım. Başka var mı? Evet, mumlarla birlikte içindekilerini de aşağı atmış. Şu anda başka gözükmüyor. Evet, bir tane de mum kurdu. Burada var, aşağı atmış. Evet. Sanırım bir formik asit daha yapmam lazım. Formik asit damlatma. Kalan mum kurtlarını da aşağı atması için ve aynı zamanda varoa mücadelesi için. Evet, burada da var. Evet, burada da var. İyi, mum kurtlarını da aşağı atmış. Bakayım içeride ne yaptı. Evet, şurubu biraz çekmiş. Şurubu yarı yengemiş. Güzel. Şimdi arı en sağ tarafa yayılmış ve en sol tarafa yayılmış. Yani anladığım kadarıyla arı şu an çerçevelere yayılarak çerçevelere işlem yapıyor. Kontrol altına almaya çalışıyor komple çerçeveleri. 2, 4, 6, 8 çerçeve şu anda kontrol altına almaya çalışıyor arı. Sıcaklarla birlikte yayılmış bayağı. Sanırım kapıların bir kısmı da çıkmış. Bu kadar kadro olduğuna göre. Şimdi bakacağım. Şu suyuydu.
Suyunu içmişler biraz. Boğulma yok. Güzel. Şurubu. Şurubuna herhangi bir su katmadım. Ekşimesin diye sıcakta. Biraz şurubunun seviyesi aşağı inmiş. Şu üstteki çubukları alıyorum ki artık bunlar fonksiyonunu kaybetti. Rahatlıkla içinden girip alabilsinler diye. Evet, aşağıdan rahatlıkla alabilsinler diye artık. Şimdi üstten petekleri birbirine bağlamış yol yapmak için, petekten peteğe geçiş için. Şuna bakalım ne var bunda. Enleş çerçeveydi. Burada herhangi bir şey yok. Çok az bir şurup var. Şurup depoluyor. Tamam. Şurup ya da nektar ne olduğunu bilmiyoruz. Sıvı. Bir gıda depolamış. Evet, buna bakalım. Bu hemen hemen geçen seferkiyle aynı durumda, sadece buradaki polenleri yemiş bitirmiş. Evet, günlük yumurta atmışım diye bakıyorum, yok. Burada da polenleri yemiş bitirmiş ve mumları düzeltiyor. Mum kabartma işi, mum düzeltme işi var. Mum düzeltme işi şurada, bu bölgede. Şimdi şurada ne var? Arka tarafı şurup doldurmuş, sıvı gıda var. Evet, burada ortada yavrulu bir alan var. Yavrulu alanı ortaya çekmiş. Oradaki günlükler kapalıya dönmüş. Evet, birinci çerçeve. Şimdi gelelim işin esas noktaya. Bu benim fazladan kalmış olduğum kabarmış çerçeveydi. Buna ne yapmış? Şimdi buna bakıyorum. Evet arkadaşlar, günlük yumurtalar var. Sütlemiş. Günlüklerin bazılarını sütlemiş. 5 gün içinde. Yani yaptığım yöntem şu an başarılı olmuş gözüküyor. Polen dışarıdan gelmemiş. Polen gelseydi etrafına polen koyardı. Ama üstteki kek anarının hem yumurtlamasına yardımcı olmuş, hem de arıların onları bakmasına. Polenin bir kısmı buraya gelmiş. Evet, gelen poleni buraya koymuşlar. Şu bölgeye koymuşlar poleni. Burası komple günlük yumurta arkadaşlar. Ve bir kısmının içini sütlemişler. Evet, demek ki zayıf arıda demare bu mevsimde, yani Mayıs'ın 15'inden sonra başarılı oluyor diyebiliriz. Şu an arımız 3 çerçeve yumurtaydı. Şu an 2 çerçeve yumurta oldu. Buna bakıyorum. Evet, bu 3. çerçeve yumurta. Komple kapalı ve aynı zamanda günlükler de var. Anarya bakıyorum görebilir miyim diye. Şart değil ama gene de gözüme çarparsa diye bakıyorum.
Günlükleri gördükten sonra ana arıyı görmeme gerek yok. Bu üçüncü çerçeveydi, yumurta. Evet, şimdi buna bakıyorum, yumurta atmış mı? Evet, bunda ortadaki şuruplu çerçeveleri, geçen kıştan kalan şuruplu çerçeveleri, onları temizlemekle meşgul. Ana arı henüz buna yumurtlama yapmamış. Arkada da yumurtlama yok. Ve buradaki arı biraz hırçın. Şimdi ben bunun şu şuruplu çerçeveleri, buradaki arı streste. Şuruplu çerçeveleri, yani şurup gözlü olan çerçeveleri rahatlıkla temizleyebilmesi için dezenfektan değil de sadece su sıkacağım. Su püskürteceğim. Bunları temizlemesine yardımcı olmak için aynı zamanda arının da su sıkıyorum ki üstüme saldırmasınlar diye, uçamasınlar diye. Evet, bayağı bir su sıktım. Bu petekli gözleri yumuşatıyorum şu anda. Bunlar geçen seneden kalma, üstüne şurup verilip de şurubun suyunu çekip tortusu gözde kalan, yani yapılan invert şurubun tutmamasından kaynaklı ya da soğuk şurup verilmesinden dolayı. Yani şeker şurubunu soğuk verirseniz de karşılaşırsınız bu durumda kışın. Arı şurubu alır, göze doldurur. Fazlasını göze doldurur ama kışın sadece sulu olan kısmını kullanabilir. Katı kısmı petek gözüne bu şekilde tortu yapar. O yüzden arı bunu kullanamaz. Suya ihtiyacı vardır sulandırmak için. Kullanamaz. Kullanamadığı için de bu sert şeker şeysini sökmeye çalışır. Şimdiki gibi şu anda da sökmeye çalışıyor. Yine kovan dip tablasında gördüğünüz beyaz olan şeyler bunlar. Evet arkadaşlar, şimdi şuraya bakayım. Burada evet, kapalı yavru burada var. Şimdi kapalı yavrular, ben yapacağım şey şöyle en dışa bakayım, var mı yumurtlama herhangi bir şey. Herhangi bir yumurtlama beklemiyorum ama gene de bakayım. Evet, herhangi bir yumurtlama yok. Burası duvar çerçevesi. Şimdi benim yapacağım şey arkadaşlar, bu kapalıyı bir öne almak. Yani arının bu demare olarak yaptığımın iki çerçeve vermiştim. Bunlardan bir tanesine işlem yapmış, diğerine yapmamış. Yani bir çerçeve fazla gelmiş demarede bu kadar zayıf arıya. O yüzden ben demarenin bir tanesini, yani verdiğim sağdaki fazla çerçeveyi iptal ettim ve yavrulu alanları burada birleştirdim. Şu an arı 4 çerçeve, yavrulu vaziyette. Aralarında herhangi bir başka bir şey yok. Arı 4 çerçeve. Şu an yavrulu. Genel durumu iyi gözüküyor. Herhangi bir mum kurdu falan herhangi bir şey de görmedim. Formik asit şu anda vurmayacağım. Hava biraz sıcak. Hem arıya sıkıntı yapmasın hem de mum kurduyla alakalı bir MR, izMR bir şey görmediğim için çerçeveleri birleştiriyorum. Tekrar.
Ben bu şurupuna yeter. Zaten kekini de koyacağım. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Tekrar söylüyorum. Zayıf arıya bir çerçeve girmek kafi. Demare de olsa iki çerçeve vermek biraz fazla gelebiliyor. Şimdi tamam. Formik asit yapma şu aşamada gerek kalmadı. Tekrar keki üstüne yatırıyorum. Ve arayı kapatıyorum. Evet. Son durum bu. Eritmek için koyduğum arılar da buradan biraz yalamışlar. Balları komple çekmişler. Evet. Gram bal bırakmamışlar. Ve dikkatimi çeken şey bu çerçevenin altındaki propolis. Arı propolisi sonbaharda buraya biriktirmiş.